4 Ekim 1957'de Amerikalılar korkunç bir habere uyanır. Sovyetler Birliği uzaya ilk yapay uyduyu Sputnik 1'i göndermiştir. Bu bir bilim kurgu değildi, gerçekti. İnsan yapımı uydu dünyanın etrafında dolaşıyordu. ABD ve Sovyetler arasındaki bu gayri resmi rekabeti Sovyetler kazanmış görünüyordu. Tarihte ilk defa bir düşman aracı ABD topraklarının üzerinde böylesine uçuyordu. Fakat onları korkutan daha mühim bir şey vardı. O yıllarda Sovyetler kıtalar arası balistik füze geliştirmeye çalışıyordu. Zira Moskova ile Washington arasında binlerce kilometre yol vardı. Sovyetlerin 5000 mil mesafe kat edebilen balistik füze geliştirdiği konuşuluyordu. Bu da Moskova'dan atılacak bir balistik füzenin, ki bu füze bir nükleer silah da taşıyabilir, Washington'a ulaşabilmesi demekti. Fakat kamuoyu bu teknolojik gelişmelerin henüz ayrımına varabilmiş değildi. Kendilerini güvende hissediyorlardı. Ta ki Sputnik 1'in fırlatılmasına kadar. Sovyetler, yörüngeye ilk uyduyu başarıyla yerleştirmişlerdi. Peki ya aynı Sovyetler yarın uzaya daha gelişmiş bir teknolojiyle çıkıp kendilerini uzaydan bombalayamazlar mıydı? Sputnik 1'in fırlatılması uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. Bu olaya kadar Amerikalılar kendilerini her anlamda dominant güç olarak görüyorlardı. Ne askeri, ne ekonomik, ne de teknolojik anlamda dünya üzerinde kendileriyle rekabet edecek bir güç yoktu. Fakat Sovyetlerin bu başarısı, bu inancı sorgulatacaktı. ABD, Sovyetlerin bu başarısına cevap verebilmek için çalışmalarını hızlandırır. 1958'de Amerika Birleşik Devletleri de ilk uydusunu Explorer 1'i başarıyla fırlatır. Yine aynı yıl Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, yani NASA kurulur. İlk uyduyu Sovyetlerin göndermesinin ardından bu yarışın doğası gereği iki ülke yeni bir ilkin peşine düşer. Uzaya ilk insanı göndermek. Bu sırada uzaya ilk canlıyı gönderen yine Sovyetler olur. Laika adlı köpek uzaya gönderilen ilk hayvan olur. Yine buna cevap olarak Amerikalılar da uzaya bir maymun fırlatır. Yarış çok kızışmıştır. Bu yarışın sonucu da 12 Nisan 1961'de belli olur. Uzaya ilk insanı, Yuri Gagarin'i Sovyetler göndermiştir. Gagarin, 108 dakika süren yolculuğunun ardından sağ salim ülkesine döner. Bütün dünya onu konuşmaktadır. Amerika için bu, Sputnik 1'den sonra ikinci büyük yenilgidir. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Amerika'nın bir sonraki hedefi aya ilk ayak basan insanın bir Amerikalı olmasıdır. Bu hedefin en tutkulu savunucusu da Kennedy'dir. Bu hedef doğrultusunda NASA'yı sonuna kadar destekleyen Kennedy, her ne kadar 63'te suikaste uğrasa da 60'lar bitmeden aya ulaşma hedefine ölümünden 6 yıl sonra Temmuz 1969'da ulaşılır. Neil Armstrong, Amerikalı astronot, Ay'a ilk ayak basan insan olmuştur. Hello Neil and Buzz. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. Amerikan ve dünya kamuoyunun önünde uzay yarışının kazananı artık
ABD'dir. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla dünya artık iki kutuplu dünya düzeninden ABD'nin egemen olduğu tek kutuplu dünya düzenine geçmiştir. Bugünse yükselen revizyonist devletlerin ve bölgesel aktörlerin, gitgide önem kazanan uluslararası kuruluşların ve dünya siyasetinde her geçen gün daha fazla etki sahibi olmaya başlayan büyük şirketlerin var olduğu çok kutuplu bir dünya düzeninden bahsediliyor. Günümüzde uzay yarışları da elbette bu çok kutuplu dünya düzeni bağlamında hem rekabet hem çeşitli işbirlikleri içerecek şekilde gelişiyor. Günümüz dünyasında onlarca ülkenin kendi uzay programı ve uluslararası uzay ajansları bulunmakta. Bununla birlikte birkaç özel uzay şirketi de kendi uzay politikalarını yürütüyor. Her yıl dünya çapında uzay çalışmalarına ayrılan kaynak 62 milyar dolar. Yani dünyadaki en fakir 30 ülkenin yıllık gayri safi yurt içi hasılası kadar. Acaba uzay turizmi projelerinin hayallerini kurarken burada, kendi yer küremizde nelerden vazgeçiyoruz?